Yine dirsek bölgesi çocukların kırıklarının çok olduğu bölgeler. O bölgelerde özellikle eklem içi kırıkların çok fazla görüldüğü yaralanmalar. Bazen çocuklarda yine sinir yaralanmasıyla beraber de karşımıza geliyor. Direkt tedavinin ve hızlı şekilde cerrahi tedavinin yapılması çok önemli. Çok iyi redüksiyon ve iyi fikse bir redüksiyonun yapılması, daha sonra oluşabilecek dirsek hareket kısıtlıklarının ve dirsek fonksiyonlarının bozulmasının önlenmesini sağlıyor. Ama yapacağınız işlemler orada işte büyüme kıkırdaklarını zedelememeli. O yüzden çok büyük aşırı travmalar yapmadan bu fiksasyonu da sağlamanız gerekiyor. Aslında işimiz oldukça zor. Evet, çok Özellikle hassasiyet gerektiren çocuklar dokunuşlar. konusunda birazcık daha hassas olmak gerekiyor. Çok alalade kırıklar gibi davranmamak gerekiyor. Ve çocukların kırıklarına ben bir kat daha önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle büyüme sırasında hani oluşabilecek dirsek şekil bozuklukları, yani işte bir tarafın eğer epifiz büyüme kıkırdağını bozarsanız öbür taraf fazla büyüyüp dirseğin şekli bozulacak. Bazı hastalar işte bu taşıma açısının bozulması nedeniyle ileride kronik dirsek ağrılarına neden olabilir bu işler. Hatta işte sinir sıkışmasının nedenlerinden bir tanesi de bu çocukluk döneminde iyi tedavi edilmemiş kırıkların sonucu oluşabilir. Olabilir.